Kaydımız açık. Tamam, başlayabilirsin şarkı söylemeye. Langıdı langang, langıdı langang, lang samsak döveci. Bundan sonra ben de böyle... Bu da yakışmadı olamayacak. Kafaya hiçbir şey yakışmıyor ya. Kafa 1500, ne yapayım? Sularımızı yere koyalım. Yere koy lan. Bunda ters... Benim tersim çok ters. Abi seninle birlikte Mart ayında viral olan videolar. Yes oğlum, bunu nasıl bilmiyorsun oğlum? En sevdiğim bölümler viral videolar. Gerçekten mi? Sen, evet. Mart ayı viral videoları. İşte. Bravo. Bravo. Hocam. Eğittim. Çok sert yaptı lan. Eğittim ben mi onu. Sert yaptım, sen yaptın. Sen yaptın ya. Demek ki alıştıysam küçükken öylesin. Ben bunu ne yapıyordum biliyor musun? Benim donlarımı falan giydiriyordum buna. Ya böyle bir salma. Oğlum fotoğraflar var lan benim ya, donumda. Amaç ne yani? İşte erkek gibi benim gibi hissetsin. Aynen. Ha. Aynen. Hazırsan ilk videomuzdan başlamaç. Aa. Aa bu çok tehlikeli. What? Ne? Yok, ne oldu? Aa. Aa. Tokyo Drift. Karizmanın zekatını mı veriyorsun abim? Rahatlığa bak ya. Oha oğlum, adam James Bond. Oğlum. Ama betonda yuvarlandı herif bir de. Canım, koruması da yok ki. Dublör olarak kesin, aksiyon filmlerine aksiyon filmler bunu koy. Bu Ghost Rider'ı 3 kere çevirir. O kadar cool ki. Giden motosikletin arkasından bakmadı bile. Nasıl yapmış gerçekten ya bunu? Bir de hızlı geliyor. Çok kötü düşmüş oğlum. Hızlı geliyor, kötü düşüyor. Çok kötü düşmüş. Ya motor altından çok hızlı gittiği için bu olmuş yani. Motora takılmamış hiçbir yere yani. Kasıtlı bir hareket mi acaba? Ay. Mesela bisikletle giderken biz küçükken yapıyorduk. Bisikletle gidiyorduk, bisikletten bir anda atlıyorduk, o gidiyordu. Arkadaşlar yanına oturuyorduk falan. Motorla böyle bir şey yapılabilir mi? Yapmaması lazım. Üst takla attı yerde. Ben böyle kırılır yani. Peki böyle düşmüş olsam eline şu an ne yapardın? Bu adam gibi. Korkardım, ağlardım. Korkardı ya, ağlardı büyük ihtimalle. Haydi, haydi, çok kötü bir şey ya. Okey, tamam. Kesin böyle yapar. Evet, öyle olurdu. Videomuza geçelim. Evet, evet. Gidenler, görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var, Manifatur Acarar Çarşısı. Anlatabildim mi? Manifatur Acarar Çarşısı. Anlatabildim mi? Neden? Manifatur Acarar Çarşısı Konya'da var. Bence birilerine borcu var. Her şey. Para için arıyorlar. Yeter artık aradığınız. Yeter lan, varam yok işte. Evet. Uğraşmıyor bile, anam çıkartıp bakıp kapatmakla vakit harcamıyor. Atıyor. Kimin aradığına bile bakmıyor. Evet, evet. Umurunda bile değil. O kadar cool bir herif. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl bıktıysa kim aradığına, şöyle bir baktı göz ucuyla. Gördüğü anda atma kararını aldı. Aynen, arama lan diye. Gerçekten evet. Abi burada büyük ihtimal abimiz bir dertten muzdarip. Onun hışımıyla anlatıyor. Konya'daki manifaturacılara gerginliği var. Telefonmuş falan önemli değil yani. Konya'daki manifaturacılarla bir alıp veremediği var büyük ihtimal. O orada bir gerginlik yaşıyor Konya'daki manifaturacılarla. O arada büyük ihtimal Konya'daki bir manifaturacı arıyor. Tell me you're in Turkey without saying you're in Turkey. O benim ömrüm. Kurban. Buraya oturabilir mi? Buraya da oturabilir mi? Kusura bakmayın, rahatsızlık veriyorum. Oha, direkt kadını yerinden kaldırdı bir de. Eşek herif. Aha, hiçbir şey olmamış gibi oturdu bir de. Oh, gel otur, gel gel. Tamam, hadi gel. Oha, ama yerine oturmuşsun abla be. Bak, yerine oturmuş. Bayağı oturdu, kıyamam ya. Bir insan gibi oturuyor. Bir de aynen, kont gibi oturdu böyle, durağını bekliyor sanki, evet. Evet, çok güzel. Yerini kaptı kadın. Orası benim yerim yaptı resmen. Ya ölürüm ben sana ya. Ay. Evet, gerçekten ölürüm. İnsanmış gibi. Ben gerçekten sokak hayvanlarına ölürüm. Bu videoda negatif yaklaşanlar da var. Şimdi mesela son zamanlarda işte böyle sokak köpekleri işte saldırma haberleri falan çok çıkmaya başladı. Bu kadar takmalarına gerek yok bence yani. Bunda köpek ne yaptı? Isırdı mı? Havladı mı? Ne yaptı yani? Yanına geldi. Kadın kalktığı için onun yerine oturdu. Kadını zorla kaldıracak hali yok yani. Şöyle birazcık aa ne haber falan yapsa yanında oturur muhtemelen yani. Evet. Belli ki sakin bir köpek. Evet. Hani havlasa, ısırsa, hırlasa, bir taşkınlık yapsa tamam, atın otobüsten yani. Orada bir sürü sonuçta çoluk çocuk var yani. Her köpeğin şeyi tavrı aynı değil yani. Ama belli ki sakin bir köpek yani. Ya bu arada şeyler, evet, insanlar saldıran köpekler var sonuçta. Çok az yani. Ama onlar uyutulmalı bence. Çünkü onlara yapacak bir şey yok yani. Tehlikeli yani insanlar için falan, ama bu köpeğin hiçbir zararı yok gibi görünüyor. Ya.
Ben buna ağladım gülmekte, ağladım. Bak bak, hop teyze batacak. Bir dakika, gerçekten mi düştü? Ya başı döndü teyzenin. Evet. Bunu hiç beklemiyordum. Sensin. Ne yaptı? Kolumdan tuttu, duvara falan yapıştırdı ya, ama kapanmış. Bu biraz ayıp. Bu biraz ayıp. Sensin. Komik değil ya, bu terbiyesizlik ya. Bu ayıp, evet. Ayıp yani ya. Hem yaşça çok büyük, bir de öğretmenin yani senin. Densizlik yani. Saygısızlıktan ziyade yersiz. Geçtir, yapar. Bence öğretmen de burada şakayla ne yapıyorsun, otur geç yerinde tarzı bir şey de bitirebilir yani. Ne yapacak, hadi disipline mi verecek? Mesela bu hareket sence normal bir hareket mi? Biraz düşünce. Hayır değil oğlum, bu ne böyle, çok saygısızca yani. Ya yani dans yani yapması okey de adamın ne hakla sen böyle yapıyorsun falan söylüyor. Kaç yaş büyük, bir de öğretmenin. Evet, ayıp yani. Öğretmen olmasına utanmıyorsan bayağı adamın yaşından utan, yapma böyle şeyler. Aynen. Terbiyesizlik. Aynen. Çok eğer öğretmenle hani hakikaten yakın şeyin varsa, çünkü bizim sınıfta da olmuştu bu iki sene önce falan. Ama o tabii adamına göre değişir. Öğretmenin çıkarı evet, şeyine göre değişir. Öğretmenine böyle yapamazsın abi. Ya, zaten yapılamaz. Biz dokunamazdık oğlum. Hocam özür dilerim, işte video çektim falan filan. Geçer. Aynen geçer. Çok inanılmaz büyük sorun haline getirebilecek bir şey değil yani bence. Şimdi öğretmenin abi bir röportajı izliyoruz bu olaydan sonra. Oo. Ertesi gün sabah veli, çocuk, kamerayı alan çocuk özür dilemeye geldiler. Biz tabii büyüğüz, biz eğitimciyiz yani, bir hatayla insan veya genç bir Türk evladı kaybedilemez. Helal olsun adam, efsane de adammış. Bu adama neden bunu yapıyorsun mesela, anladın mı? Bundan bahsediyorum hani. Yani Allah'a ait. Biz de büyük insanlarız. Boyum küçük olsa da büyük insanlarız. Ya benim canım. Affettik. Çok tatlı. Diyor. Çok güzel konuşmuş. Öğretmenim. Üzerine düşeni de yapmış. Gayet güzel zaten bir davranış. Çocukların doğru olmadığını düşünüp özür dilemeleri de güzel bir davranış. Hiç yapmasa daha iyi. Öğretmenin affedişte öğretmen olduğu için tabii güzel bir davranış. Güzel bir büyüklük gösteriyor. Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar. Evet. Ne tatlı bir insan. Aynen dediğim gibi olmuş bak. Çocuk gelmiş özür dilemiş. Öğretmen de affetmiş. Büyütülecek bir olay yok bitti yani. Bitti gitti diyorsun. Bitti gitti. Evet, evet. Ama karşısındaki hoca böyle daha egolu, daha böyle şey bir insan olsaydı bunu büyük yerlere taşırdı. Sonra özürlüğünü de kabul etmezdi yani. Ama böyle öğretmenler var olsunlar. Çok güzel bir video yani. Ben bir kere derste elma canım çekti. Elma yiyorum. Katır 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 katır. Ortaokuldayım. Hoca dedi ki elma yeme. Hocam dedim yazıklar olsun dedim ya, çok açım dedim. Disipline gönderdim. Gerçekten. Yaşandı bu olay. Ben yazıklar olsun anlamını bilmediğimi disiplin kurulunda da açıkladım. Değil mi? Yazıklar olsun, o kadar ağır bir itham mı ya dedim. Çok yok, ağırmış. Hani yazık sanaya geliyormuş. Ha. Yani yazık bence ona, açlıktan anlamıyor. Ecem abla. Ha, al TikTok senin, al. Ya, al. Ben böyle bir şey görmedim. Ha, bu ne be? Isparta'da edebiyat okuyorum. Ailem başka şehirde, durumları kötü. Bu parasızlıklar oluyor galiba, değil mi? Oğuz abi, Oğuz abi, Oğuz abi, Oğuz abi, Oğuz abi. Durumları kötü, anormal hareketlerim ironidir. Ha. Hepinizi seviyorum. Okey. Eyvallah. Ya mesela bunu yapmak sayesinde para kazanıyor diye bunu yapıyor da yani ne kazanıyor yani? İnsanın kendine az bir saygısı olur ya. Abi güzel içerik üreten influencerlara bir şey demiyorum ama yani bu nedir ya? Çok korkunç da bu arada ya. Çocuklar bunu görüyor bunu ya. Utanıyorum abi ben böyle şeyler izlerken ya. Cringe yani. Tam cringe'in karşılığı bu yani bence, değil çok mi? Çok kötü. İğrenç. Tek kelimeyle iğrenç yani. Oraya insanlar bunu ne yapıyor lan diye gelmesi için yani hani. Başka hiçbir anlamı yok yani. Çok kötü abi. Aşırı kötü ve yani bence bu sosyal medyaların sonunun bu olmasından korkuyorum ben zaten yani. Ve bence böyle içeriklere de izin verilmemeli yani.
Ama belki kendini eğlendiriyordur. Ne bileyim, insanları yargılamayı sevmiyorum ben ya. Bunu yapmayı seviyorsa, hoşlanıyorsa yapsın, para da kazanıyorsa ne güzel yani. Aciziyete espri malzemesi yapmak çok terbiyesizce. Yazık ya, biz beynimiz yorduğumuza değmiyor bu kadar para kazanmak için iş hayatında. Evet. Ben kendi halime çok üzüldüm. Kendimden çok Türkiye'ye üzüldüm. Geçtiğimiz ayın en çok konuşulan konusuna geçiyoruz abi. Biliyorsun Oscar ödüllerinde Will Smith'in Chris Rock'a vurma olayı çok konuşuldu. Evet. Önce ben hala izleyelim. Takip ediyorum yani yorumları, videoları. Aynen ben de. Önce bir izleyelim, sonra konuşacağız. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? It's, that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Bu adamın profesyonelliği bana inanılmaz etkileyici geldi. Çok bayağı iyi toparlıyor yani. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Sunucu bu arada aşırı profesyonel toparlamış. I'm going to, okay? okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Çok, gerçekten çok rahatsız edici, sinir bozucu. Şimdi fake diyenler var. İşte Oscar'ın ya, değil, değil. Bu olay fake değil. Vesaire, tamam. Bu sayede reyting arttırmaya çalışıyor. Salak mısın ya Allah aşkına? Ben demedim can, bana niye salatıyorsun? Tamam. Öyle öyle değil, tamam mı? Tamam. Öyle değil. Tamam, onu geçtik. Tamam. Onu geçelim. Şimdi her şey çok gerçekçi ama adam oyuncu. Hani o yüzden bilemiyorum. Sanmıyorum. Ben kurgu olduğunu düşünmüyorum. Bence anlık gelişen bir tepki. Şimdi Chris Rock komedyen. Yani şaka amaçlı yapılmış bir şey. Bence Will Smith'in yaptığı şey çok yanlış. Ne olursa olsun böyle bir şeye başvurması gerekmiyordu yani. Hani şahsen ben Will Smith'i severdim, saygı duyardım. Bu hareketinden sonra saygımı kaybetti yani. Evet. Ve üzüldüm de yani. Bayağı Chris Rock'a da çok üzüldüm. Bir laf sokabilirdi vurmak yerine orada. Bir şey yapabilirdi ama kalkıp da sahneye yürüyüp üstüne yürüyüp şak vurdum. Sonra hiçbir şey olmamış gibi önünü düzeltip geri dönmüş. Saç kıran sebebiyle sanırım eşi saçını kazıtıyor. Bir hastalık üzerinden şaka yapılması bence çok densizce. İki, eşi üzüldüğü için üzülmesi bence çok makul ve kabul edilebilir. Üç, sinirlenmesi ve bağırarak tepki veriyor olması insani bir tepki. Ama bu birine fiziki şiddet göstermesini meşru kılmaz. Will Smith'in sinirlenmesine çok hak veriyorum. Ama aldığı aksiyonu fazla buluyorum. Eşinin başına bunlar geldi. Doğal olarak evde nasıl bir gerginlik var, nasıl bir sinir stres var, eşi ne kadar üzülüyor bilmem ne falan filan. Hani onun da tabii sinirlerini etkiliyordur. Orada böyle üstüne basınca gülüp sonradan da böyle dank edip sinirlenip kendine de kızdığı için belki de hatta belki sinirler kafayı yakta etti bilmem ne çıkıp vurmuş olabilir de. Bir yandan da tiyatro olma ihtimali de çok. Bu şekilde davranmayı asla aklı çıkarmıyor böyle bir şey, anladın mı? Ve adamın işi bu zaten. Komedyen işte böyle üzüntülü şeylerle ilgili şaka yapıyor, anladın mı? İşte birisi ölebilir, birisi nasıl kanser olabilir vesaire. Bunları işte ne bileyim tatlı bir şekilde eğlenceye vuruyor. Komedyenler bunu yapar yani. o yüzden bu davranışı asla haklı çıkarmıyor. Delirmiş işte adam yani herhalde. Geçiyoruz sıradaki olayımıza. Reddit'in Our Place etkinliğini duydun mu? Baştan sona izledim. Duydunuz mu? Evet. Duymadım. TikTok değil diye hiçbir şey ya, her şey TikTok. Niye bunu görmüştüm? Ya bunu gör canım, bunu görmeyen mi var bizim? Evet. Arkadaşlar şöyle, bilmeyenler için de hemen anlatayım. Our Place, Reddit'in birkaç yılda bir yaptığı bir etkinlik. Kullanıcılara çizim yapabilecekleri bir alan sunuyor Reddit ve kullanıcıları da 5 ile 20 dakika arasında değişen bir sürede sadece bir pikselini boyayabiliyor bu alanın. Bu yüzden büyük resimler çizebilmek için binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce kişinin birlik olması gerekiyor. 1 Nisan'da başlayan bu etkinlik 5 gün sürmüş ve 5 Nisan'da son bulmuş. Şimdi abi seninle birlikte 5 günlük o alanın değişimini... Time lapse değil mi? Evet. İzledim. Bir ara Türk bayrağı yok ediliyor. Ha, o çok çok hızlı bir timelapse lan bu. Çok hızlı. Bak yine yok edildi Türk bayrağı. Tabii burada şey oluyor, o kendi aralarında anlaşan insanlar. Hani şuraya sen şu rengi koyacaksın evet. Falan filan. Yukarıda atam var. Aynen. Olur, inanılmaz ya.
Aa, Süleymaniye Camii çıktı. Galata Kulesi, Anıtkabir. Aa, ikinci Türk bayrağı da çıkmış, silmişler. Atama kimse dokunamıyor be. Evet, Atatürk'ü ve o Türk bayrağını özellikle... İndiremezsiniz! Evren korudu yani ondan sonra, evet. Daha çok. Bu arada Fransa'ya ne saldırdılar ya? Çok büyük bir alanı yaptı. XQC de sürekli, XQC bir yayıncı, Twitch yayıncısı. Sürekli olarak izleyicileri saldırttı. 270 bin falan izleniyordu. Reddit'te manyak bir şey örgütlenme yapmışlar. Yani sadece Twitch'çiler değil. Genel ülke olarak Reddit'te adamlar organize olmuş ve kim saldırırsa saldırsın şey yaptılar, geri püskürttüler. Ama bot da kullandılar diyenler var. Scriptler, botlar. Bu arada ben bütün bunları Elren'den takip ettim abi. Tuğkan'ın yayınından. Müthiş yayında. Çok eğlendirdi gerçekten. Son haliyle hemen şöyle göstereyim. İnanılmaz bir şey gerçekten. Şöyle şimdi böyle tabii hiçbir şey belli olmuyor ama çok fazla detay var. İyice yaklaştığımızda inanılmaz detaylı. Aşırı çok güzel. Evet. Bu yani mesela sırf o şu kadar... mesela binlerce insan uğraşıyor yani. Evim asasım geldi ki bunu. İnsanlar birlik olunca çok acayip şeyler yapabiliyorlar ya. Muhtemelen gruplar birleşiyor ve öyle yapıyorlar. Tabii. Ya bu tek bir kişi... Yok, yapamaz zaten. Ya zaten yapamaz, aynen. Aa, Cowboy Bebop var, o hem de kocaman. Çok iyi. Ve Totoro var yanında galiba. Şu Barış Manço mu? İlk başta Barış Manço'ydu kanka o. Sonra değiştiler mi? Sonra bunu garip bir adam yaptılar, bilmiyorum. Ben ilk başta onu Barış Manço gibi hatırlıyorum. Teker teker inceledim yani, muhteşem. Burada bak P-Queen'in logosu, o da kendisi çizdirmiş ve altta P-Queen falan biraz bozulmuş. Biraz bozulmuş gibi duruyor. Burada oğlum, yine çok bir... çok fazla şey var Türkiye. Lan! Çok olmaz. Takip edemiyorum! Bu şekilde arkadaşlar, 5 gün süren bir etkinlik idi. Siz bu etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz? Çok keyifli bir etkinlik olmuş bence belli ve çok yaratıcı bir şey olmuş. Gerçekten öyle yani. Çok güzel ya. 5 gündür herkes bunu konuşuyor gerçekten. Oğlum, inanılmaz ya, helal olsun insanlara. Gerçekten çok şaşırtıyor beni bazen böyle. İnsanlar birlik olup yaptıkları bu tarz çılgın şeyler. Çok güzel bir içerik. Hem yayıncı için çok güzel bir içerik, hem izleyiciler için çok güzel bir içerikti bence. Evet. Ve ben de bulundum yani, o Türk bayrağını korumak için kırmızıya... Tabii ki bastım oğlum. Şimdi bir de R-Place üzerinden Twitch yayıncıların birbirleriyle tırnak içinde savaşmaları çok yaşandı. Takipçileriyle farklı kişilerin yaptıkları resimleri bozmaya çalışanlar ve resimlerini korumaya çalışanlar oldu mesela. Şimdi örnek olarak Elra'nın yabancı bir yayıncıyla yaşadığı bir video kesitini izleyeceğiz. Savun. Bak sağda da XQC var. Savun. Komutan gibi. Biz daha büyük avantajı geçeceğiz. Yabancı yayıncı simsiyah yapmaya çalışıyor orayı. Türkler de bayrak rengini korumaya çalışıyor. Kırmızı veya beyaza bop basıyor. Aynen öyle. Beyaz. Ne mi yıldızı? Haydi. Ya inanılmaz ya. Müthiş bir dezavantajımız var ama yine de çok güzel bir şekilde koruduk. Hatta XQC dedi ki hani bak, it's fucking bots diyor. Bot zannediyor. Bot zannediyor ama kesinlikle bot yok yani. Halbuki Türkler bunlar. Türklerin gücü bu yani. Sesiniz korkusuz. Haydi. Adam bot diye ağlamaya başladı. Ya tamam, bırakın tamam arkadaşlar. Türk'ün gücü be. Haydi. Allah'ım çok kısa geldim, ağlamış. Heh, yapmışlar. Evet. Güzel. Evet, gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Keyifli ve hakikaten sanat yani bunların hepsine baktığında. Bir bakıma güzel, evet. Güzel sanat yapmışlar. Çok beğendim. Hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Dünyada gerçekten aşırı beğendim ve duygulandım. Ayakta tutmuş Türk bayrağı, bir de üzerine çok güzel cami vesaire de. Evet, çok güzel yapmışlar ya. Evet, Tuğba abiye de buradan selamlarımızı İletelim ve devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz ay biliyorsun Tarkan'ın bir şarkısı çıktı, Geçecek diye. Geçecek, bu da geçecek falan. Evet, Doğuş. Buna rakip olabilecek bir Doğuş şarkı kim? Yaptı. Şarkının adı işte bu. Geçmiş. Tarkan'ın şarkısının adı Geçecek'ti, bu şarkının adını Doğuş Geçmeyecek koymuş. Ay çok sinirim bozucu. Bunu açmışsın olur mu kanka, o video? Sakın ama. Abi ben bunu dinlemek istemiyorum ya. Biraz... Cringe yani, daha dinlemeden cringe oldum bu arada. Niye böyle giymiş? Kaptan. Güneş gölgeyle kapanmaz. Ayazda...
da yaz aranmaz. Bizi bilen. İğrenç. İğrenç. Çok kötü. Şarkı niteliği bile taşıması çok saçma bunun abi. Ya anlamadım. Konuyu bilmiyorum ama bilmiyorum. Sinirim bozuldu ya. Dinlemek istemedim bunu yani. Niye? Nesi beğenmedin? Ne bileyim yani. Nasıl? Bu arada ben sana bir şey diyeyim mi? Sound olarak kötü değil. Evet, bence o şey... kadar. Doğuş neredeydi? Vallahi en son çıplakken bir saksı koydu. Saksı koyduğunu ben hatırlıyorum. Ve yıllarca yoktu, sonra Tarkan'ın şarkı çıkarmasını mı beklemiş? Evet. Cringe. Cringe duvara koy seni keşke bunu. Şarkı kalitesini nasıl buldun ve klibi? Kadın hoştu. Kadın mı? Klibi beğenmedim. Saçma. Müzikal olarak saçma bir şarkı yapmıştı. Çok tek düze geçmeyecek. Hani kafana kakar. Kaka geçmeyecekler gibi. Hiç beğenmedim. Hiç müzikal beğenmedim. Anlamda da hiç müzikal değil. Anlamda müzik değeri de yok yani. Sadece bunun için yapılmış bir şarkı olmuş yani. Yani Tarkan'a cevap vermiş olayım diye. Aynen öyle. Hiç gerek yok böyle şeylere ya. Bir de Tarkan bu ya. Siyasi bir karşılık mı vermek istemiş? Yoksa gerçekten hani dis olsun diye makarasına dis olsun mı? Ne yapmış işte belli. Çünkü ya bir ucunda derken... bir şey yok niçin dediğinin bir cevabı yok. Niyesini arayamıyorsun burada cevabı yok yani. Tarkan'ın şarkısı ne kadar umut vericiyse, Covid olarak geçecek diye umut veriyor mesela. Gelmiş, önce geçmeyecek. Evet. Hani ne yapalım, depresyona mı girelim, ölelim mi? Zaten Ayaz'dayız, yazar ama iğrenç olacak daha da evet, o da bir kötü falan. Şey, garip yani. Üzücü bir şarkı yani, düşürüyor insanı. Negatif değil mi? Evet, çok negatif. Evet. Sevmedim. Son artık videomuza geçiyoruz Anıl'cığım. Seni de daha fazla yormadan şöyle ama biraz tatsız bir video olacak. Onu da... Arriba. Kızların sevgilisi var, erkeklerin sevgilisi var. Adamın iki tane sevgilisi var, beş tane sevgilisi var. Umrumda değil. İstediğini yapabilir. Ancak sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, kafeteryada öpüşürsen, öpüşürsen... Kanka bu geçmesin, biz buradan gidelim tamam mı ya gerçekten? Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen... Kafeteryada öpüşürsen, otobüste öpüşürsen ben devreye girerim. Nasıl öyle bir devreye giriyorsun? Öpüşemezsin kardeşim. Öyle mi diyorsun? Ahlak evet. Kalesi. Hiç kimse halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Sevişemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası dur, Türkiye dur. Cumhuriyeti'dir. Bu adam yıllarca sekreterine yan gözle bakan o adamı oynamadı mı? Nerede aynen. Ahlak? Çok yani de ahlakına ters düşüyordu. Sekreterinin altına, eteğinin altından bakan adam oynamasaydı. Devam. Halka umum olan yerde sevgilisiyle öpüşemez. Sevişemez. Kural vardır, ahlak vardır. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kanunlar belirlenmiştir. Aynen Atatürk özgürlük verdi. Ben sevgilimle parkta sevişirim. Sana mı soracak? İstediği yerde sevişir yani. Sana mı soracak adam nerede öpeceğini kız arkadaşıyla? Şahsen ben bir sakınca görmüyorum. Kendim de yaparım yani. Ve yani hiç kimsenin de düşündüğü onunla değil yani. Evet, toplumun genelini rahatsız etmiyorsa evet abi. Bir sıkıntı yok yani. Bir kişi rahatsız olduysa o kişinin problemidir. Aynen abi. Oradan ayrılsın bakmasın. Ve bir şey yapamazsın bana yani. Gözlerini kapa ya da kafanı çevir o zaman yani. Evet. Ne yapayım? Öyle düşünen bir çevre içerisinde büyümüş. Bunun doğru olduğunu düşünüp bunu savunuyor. Kimisi öyle farklı bir çevrede düşüyor. Herkesin doğrusu kendine değişiyor yani. Evet. Bir şey diyemiyorum o yüzden çok da yani. Şimdi burada çok fazla faktör var. Maruz kaldığı eğitim var, maruz kaldığı çevre var, örf var, adet var bilmem ne falan. Sen bir kere ne kimsin de neye karışıyorsun ya? Hadi gel ben öpeyim bir tane kızı gel bana karış bakalım ne olacak? Ahlak bekçisi misin sen neye güvenerek? Ne yaptın ne suç mu işliyorsun? Ben kanunu kendin mi yaratacaksın? Neye göre suç öpüşmek? Keşke bu tepkileri çalana, çırpana, hırsıza, katile de verseler ya. Herkes kendine yakıştığını düşündüğü hareketi gerçekleştirir ve yapar. Kimsenin özeli kimseyi ilgilendirmez. Her şeyin bir dozu olduğu da kesin ve aşikar. Tek bir insan rahatsız oluyorsa, görmek istemiyorsa ve onun dışında hiçbir rahatsızlığı olan o ortamda yoksa bakmasın. Çünkü bakmak daha büyük ahlaksızlık. Atıyorum mesela birisi önümde tuvaletini falan yapsa bu benim için rahatsız edebilir. Çünkü kötü kokuyor anladın mı? Ama iki tane tatlı çift öpüşüyor sana ne bundan? Yani değil mi? Bakıp tatlı diyebilirsin en fazla ya da
Ya da bakmazsın yani ama tutup da onların ne yapıp ne yapamayacağına sen karar veremezsin, anladın mı? Sen toplumun polisi değilsin yani. Ben şimdi yolda yürürken Melina'yı böyle böyle öpünce kardeşime ne olacak, orada mı karışacak? Demek bir noktadan sonra ona da karışacak demek. Ya bunun bir adım sonrası evet. O. Ve bunun birkaç adım sonrası da kızlar niye dışarıda dolaşıyor ki ya? Ya evet. Gelecek mesela yani. Evet Can'cığım, bölümümüzün sonuna geldik. Gerçekten sinirlerimizin yer yer yükseldiği. Evet ha. Sıkıntılı bir... İlkini yine anlamadığım için çok şey yapamadım da bunu anladığım için iyice sinirim bozuldu yani. Anıl bugün çok yorgundu. Ben bir tık yorgunum, affola. Evet. Güzel bir ölüyorum ya. Yani. Düşün bayılacak. Bayılacak fark ettim. Evet, sonraki günlerde görüşürüz. Görüşmek yani. Üzere, kendinize iyi bakın. Adios. Yüzde artık Nisan Virade yine burada. Ay yok oğlum. Neler neler konuşacağız. 25-30 güne görüşürüz. Aynen öyle. Kendine çok iyi bak. Arayı çok açma. Yine gel, yorumlara yaz. Will Smith olayını canlandıralım mı seninle? Hayır. Lütfen. Tamam, sen Chris Rock ol. Hayır, sen Chris Rock ol. Oğlum sen sahnedesin, ben oturuyorum. Sen Chris Rock ol, benim burnumda yanımda şey var. Batuhan çok kızar bak, aman diyeyim. Niye? Batuhan sevgisi mi? Bitki, aman. Dur, ne yapıyorsun? Yapma. Yapma oğlum, ne yapıyorsun? Ya ben buna aşığım ya. Çok sinirlenir Burak oğlum. Sakın. Hayır, o en sevdiği dal. Benim sakın, artık. Hayır.